Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda beraberiz. Önce bir yasal uyarımızı bir gösterelim. Evet, burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada pört ve danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Buradaki videolar eğitim videolarıdır arkadaşlar. Biz burada sadece yol gösteriyoruz. Yani burada hiçbir iddiamız yok. Kesinlikle eğitim amaçlı videolar. Evet arkadaşlar, Temopal polimer plastik yeni bir hissemiz, yeni güzel bir hissemiz, yatırımı yelpazesi geniş bir hissemiz, geleceğe parlak bir hissemiz. Şimdi baktığın zaman geniş yelpazesi ve büyümeye çok açık bir hisse arkadaşlar. Bunu da yeni buldum, araştırdım. Şimdi bu hissemizin faaliyetlerine bakalım. Mobilyalarda, banyolarda, banyo duş, otomotiv, araç sanayisi. Yani çok mesela mutfakta, çoğu yerde beyaz eşyada, reklam medikalde, bakın medikalde. Çoğu yerde termopol plastik malzemelerini görebiliyoruz. Ürünlere bakarsak bir sürü ürünü var arkadaşlar. Yani bu bataryalarına bakın, özel renkleri kullanıcı işleri avantaj sunmakta. Özel renkleri ve şıklığı kullanıldığı için temas estetik kazandır. Yani birçok ürün yelpazesi geniş. Dediğimiz gibi ürün yelpazesi geniş bir firmamız. Şimdi bunu biz bir de finansal durumuna bakalım. Temopol polimer plastiğin. Şimdi öz sermaye karlı %26, net kar büyümesi %41, net kar marjı %10, güzel. Temettü vermiyor. Olabilir. Her firma temettü verecek diye bir şey yok. Evet, şimdi baktığımız zaman son yıllarda bakın 2016 17'den başlamış. Ufak ufak çıkmış ve bu son 2020'de büyük bir patlamayla %37'lik bir oranla net satışlarda olsun, faykta olsun, net karda olsun bayağı bir ilerleme kat etti firma. Şimdi baktığımız zaman batarya plastik polimer plastikte bakın öz kaynaklarında da çok büyük bir yükselme var. 17'lerden 37'lere kadar gelmiş. Bakalım başka ne var? Aşağıda. Evet, brüt kar marjı %25. Bakın bu ay biraz kötü gelmiş ama ortalama hemen hemen tutturmuş. %34'te başlamış 2020'nin, hem de pandemi tam girişte, pandemide bile güzel bir satışları var. Bakın burada 34, 30, 25 diye gitmiş. Yani bayağı büyütmüş. Başka burada ne var? Öz sermaye karlarına da %26. Düşük ama bakın %52'ler varmış, 50'ler varmış. Ama %26 düşük göstermiş. Ama potansiyelli bir hisse arkadaşlar. Bir de grafiğine bakalım. Dediğimiz gibi yani büyümeye açık bir firmamız. Şimdi bakın nerelerden gelmiş. Kasım'da 10 liraymış. Kasım'da 10 lira. Ocağın 26'sında, 29'unda 16 liraya kadar gelmiş. Şimdi bundan sonra ne olur bu hissemizde? Şimdi biz öngörümüz altlarda, bakın şurada bir desteği var, direnci var şurada. Evet, şu tam şurası 14.99'lar gibi, 15 liralar gibi bir destek var burada. Tam şey değil, 15 14.90 14.80 gibi direnci var burada. Buralara kadar gelme ihtimali var. Yukarıda da bakın direnç olarak 17'ler gösteriyor. Üst, yani üstte kuvvetli direnci 17 18'ler görünüyor. Şimdi arkadaşlar orta vadede bu hissemizin orta vadede getirisi tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. 20 lira öngörüyorum ben orta vadede. Uzun vadede tabii, uzun vadede 23 lira bir öngörümüz var. Uzun vadede 23 lira bir öngörümüz var. Dediğim gibi bu hissenin
Önü açık arkadaşlar. Yelpazesi çok geniş. Yani bu kısa vadede beklenebilir. Şuralar alım yerleri. Biraz daha bekleyip aşağı gelme düzeltme ihtimali var. Son 6 kapattı. %6'da iyi yerde kapattı. İse biraz daha çıkabilir yukarı. Dediğim gibi 18 yukarıda bir direnci var. O direnci geçti takdirde yukarı da atabilir kendini. Ama burada bir direnç 17-11 bir direnci var. 17-11'den sonra ufak bir direnç. Yukarıda 18 lira bir güçlü direnci var. Oraları geçerse kısa vadede 20 liraları bulabilir arkadaşlar. Uzun vadede ben 23 lira. Tabii bu ise daha da iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Ben sadece kısa ve orta vadeyi size söylüyorum. Yani hisse güzel. Ürün yelpazesi geniş. Devamlı büyümeye açık bir hisse. Ben de incelemeye gerek duydum. Yakalamışken dedim herkes faydalansın diye. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar, beğeni atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Herkese teşekkürler diliyorum. Herkese bol kazançlar. İyi günler.